Kiraz Ağa, sen karışma. Sümbül Ağa. Sultanım. Sümbül Ağa. Sana nikara dikkat etmeni söylemiştim. Bir çuval inciri berbat etti. İkili oynuyor belli ki. Vallahi nasıl oldu anlamadım. Kaşla göz arasında gelmiş. Keşke hiç sokmasaydık haleme. Merak etme. Onunla işim bitince gidecek. Sultanım. Bu arada Firuze Hatun gelmiş kapıda. İlla sizi görmek istiyor. Canına mı susadın sen Hatun? Gel benimle. Sen git. Öyle diyorsun da Afife Hatun bana kızacak şimdi. Odana dön Hatun. Sultanımız seni görmek istemiyor. Mühim olduğunu söyledin mi? Bana bak. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Benimle doğru konuş. Ya dur, nereye gidiyorsun Hatun, dur. Firuze, sabrımı zorlama. Bu ne saygısızlık? Nasıl girersin böyle? Dün gece ne yaptığınızı biliyorum. Beni öldürmek istediniz. Öyle değil mi? Ne öldürmesi? Eğer bunu isteseydin, şu an karşımda olmazdın. Sultanım, Firuze. Ne yapıyorsun sen burada? Sultanım, acınızı anlıyorum. Derin bir keder içindesiniz. Fakat bir kez daha beni öldürmeye teşebbüs ederseniz o vakit kendimi müdafaa etmeye mecbur kalırım. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Kimsin sen de sultanımızla böyle konuşuyorsun? Bu ne cüret? Derhal özür dile. Afife Hatun. Sana özür dile dedim. Özür dilerim. Sultanım. Bağışlayın. Merak ettim seni. Gece hayli kötüydün. Siz yanımdasınız. İyiyim şimdi. Benim derdim de çarem de sizsiniz. Cihangir'le alakadar olmuşsun. Şifalı ellerin acılarını dindirmişsin. O da sana hayli düşkünmüş. Ben de öyle. Küçük şehzademize hasret kaldım. Ne yazık ki sultanımız görmeme müsaade etmiyorlar. Yarın evlatlarımla birlikte av köşküne gideceğiz. Cihangir de gelecek. Sen de orada bizimle birlikte olacaksın. Geldiğimden bir dışarı çıkmamıştım. Hem küçük şehzademizi de göreceğim. Hünkârım. İhrimah. Bahçede olduğunu söylediler. Eğer rahatsız ettiysem... Benim ayım, güneşim gelmiş. Ne rahatsızlığı. Sultanım. Epeydir sizi görmüyorum. Seferden döndünüz yine göremiyorum. Bana hiç vakit ayırmıyorsunuz. Sana ayıracak her daim vaktim var. Yarın hep birlikte av köşküne gideceğiz. Bir müddet de orada kalacağız.
Validen bunu duyunca çok sevinecek. Mustafa abim nasıl? Bir haber var mı? Sağ salim vardılar. Mehmet Manisa'ya gideceğini söyledi. Doğru. Torunum doğar doğmaz gideceğiz ziyaretine. Sultanım, siz de hünkârımıza eşlik edersiniz. Zira Manisa'yı çok merak ettiğinizi söylemiştiniz. Tabii siz müsaade ederseniz hünkârım. Daha vakit var. O gün gelince konuşuruz. Hünkârım, sultan. İbrahim, bir şey mi oldu? Bugün beklemiyordum seni. Hünkârım, sizi ve kıymetli ailenizi bu akşam sarayımızda ağırlamak isteriz. Biraz Hatice Sultanımız teşriflerinizi bekliyorlar. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl? Niye öyle söylediniz? Manisa'yı merak ediyormuşum. Aklınca bana bunu bildiğini hatırlatıyorsun. Hayır, ben sizin için. Bırak bu iyilik meleği oyunlarını Firuze. Hakiki yüzünü gördük. Hünkârımıza aşık olmak mı? Onu kaybetmemek için susmak mı? Beni en iyi sizin anlamanız lazım. Zira siz de Taşlıcalı. Kes sesini. Eğer bundan birine bahsedecek olursan seni mahvederim. Anladın mı? Size söz veriyorum sultanım. Ne olursa olsun sırlarınız benimle mezara gidecek. Nazlı uzun kalabiliriz, ona göre hazırlığını yap. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Sümbül, birazdan hazır olacağım. Sen şehzadelerimle alakadar ol. Sultanım. Hünkârımız yalnızca Şehzade Cihangir'in hazırlanmasını buyurmuşlar. Ne demek bu? Beni istemiyor. Mehmet, Mirim'e. İkisi de gidecekler sultanım bir de. Evet, bir de. Firuze Hatun gidecekmiş sultan. Sultanım, tacınızı getirdim. Şehzade Cihangir'i hazırlayın. Hayır. Cihangir hiçbir yere gitmiyor. Ben neredeyse evladım da orada olacak. Ama sultan. Defol! Dışarı çıkın hepiniz. Çıkın. Gel. Hünkârım. Söyle. Mihrimah Sultan geldiler. Alın içeri. Mihrimah'ım. Babamla yalnız bırakın. Ne oldu Mirma? Söyle. Sizinle av köşküne gelmek istemiyorum. Neden gelmek istemiyorsun?
İşittiğime göre Firuze Hatun da sizinle geliyormuş. Sakıncası mı var? Yok tabii. Onunla dilediğiniz yere gidebilirsiniz. Fakat ben gelmem. Validem yoksa ben de yok. Sen de gitmeyeceksin Mehmet. Ben sadece bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Ayrıca laflarına dikkat et. Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Söylerim. Söyleyemezsin. Mehmet Mirima. Benim burada olduğumu unuttunuz galiba. Bağışlayın valide. Sizi bir daha böyle görmeyeceğim. Hiç kimse, ben dahil hiç kimse için karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Anladınız mı beni? Parçam benim. Benim parlayan güneş. Bir daha babana saygısızlık yaparsan kalbini kırarım. İyi de validem. Ne olursa olsun. Karşında sadece baban değil, hünkârın var. Bunu sakın aklından çıkarma. Şimdi git özür dile. Sana kıyamaz. Hayır. Firuze'yi hayatımıza sokmasına izin vermeyeceğim. Firuze'yle ne alakası var? Neden kimse bana bir şey söylemiyor? Gözdesiymiş yıllardır. Haberin yok mu? Mirima! Sultanım. Müjdeler olsun. Hünkârımız Firuze Hatun'u av köşküne götürmekten vazgeçmiş. Demek ki şerimiş. Şehzadem, hünkârımız yalnızca sizin gelmenizi istediler. Birlikte av köşküne gideceksiniz. Süleyman. Allah biliyor sen benim gönlümün padişahı olmasan. Cihana hükmetmişsin, kıymeti yok. Ben bu gece yıldızlara bakarak aşkın için ağlıyorsam yemin ediyorum. Bana reva gördüğün bu gözyaşları sel olup bütün düşmanlarımı boğacak. Sultanım, hünkârımız Şehzade Mehmet'le av köşküne gittiler. Güzel. Hazır mısın sen be? Vallahi ben hazırım sultanım. Lakin nasıl olacak bu iş? Allah sonumuza hayır etsin. Evvela Afife Hatun'dan kurtulmalıyız. Nasıl? Gel. Afife Hatun, ben diğer saraydan geliyorum. Hatice Sultan'ımız yolladılar. Gece gece. Hayırdır inşallah? Malumatım yok. Fakat sultanımız derhal gelmenizi buyurdular. Mühim olduğunu söylediler. Afife Hatun gider gitmesine de kiraz denen o mendeburu ne yapacağız? Bir an olsun yalnız bırakmıyor Firuze'yi. Nerede şimdi? Firuze Hatun'u meşkhaneye götürdü. Ders bitince de gidip alacaktır. O halde dönmeyecek. Son bir kişi kaldı. Nigar. En tehlikelisi de o sultanım. Malum geçen sefer yolumuza taş koymuştu.
asla oyuna gelmez. Sen onu bana bırak. Sultanım. Gel Nigar. Beni görmek istemişsiniz. Bu gece çözmem gereken bir mesele var. Yanımda olmanı istiyorum. Kızlar, yeter bu kadar. Hadi herkes taşlığa. Hünkârımız Af Köşkü'ne gittiler. Afife Hatun ise kendisini Hatice Sultan'ın çağırdığını sanıyor. Kiraz Ağa çamaşırhanede elleri kolları bağlanmış bir vaziyette. Nigar ise gördüğün gibi yanımda. Anlayacağın şu an seni koruyacak kimse yok. Bundan kuşkun mu var? Ne demiştin bana geçen gün? Eğer bir kez daha seni öldürmeye teşebbüs edersen... ...kendini müdafaa etmeye mecbur kalacaktın. İşte sana fırsat. Sultanım. İbrahim Paşa hamamda mı hala? Hamamdalar. Sultanım az evvel Afife Hatun geldi. Niye? Ne olmuş ki? Geldiğimi haber verin dedi sadece. Hayırdır inşallah. Geliyorum hemen. Kimse canıma kıydığıma inanmaz. Bu hadise ortaya çıkacak. O vakit hünkârımız bunun bedelini ödetecek. Firuze öyle bile olsa bunu sen göremeyeceksin. Thank you.
sultanım. Hoş geldin Afife Hatun. Nasılsın? Sağlığınıza dua ediyorum sultanım. Hayırdır? Neden geldin bu vakitte? Kötü bir şey yoktur inşallah. Ben... Bağışlayın. Siz çağırdığınız için... Ben mi çağırmışım? Ne diyorsun sen Afife Hatun? Ben hiç kimseyi yollamadım. Ama bir cariye geldi. Sizin... Hürrem. Firuze. Çabuk Afife Hatun. Hürrem Firuze'yi öldürecek. Derhal saraya gitmemiz lazım. Firuze'yi gördün mü? Görmedim hiç Afife Hatun. Neredeyse bulun gelsin hemen. Allah kahretsin. Nerede bu hatun? Her yeri arayın Afife. Çabuk! Firuze. Nerede kaldınız ya? Helak oldum burada. Ne oldu sana ağam? Kim yaptı bunu? Elinin körü yaptı. Konuşacağına çözsene be adam. Sultanım ne oldu? Gecenin bir vakti niye geldiniz siz? Bunu sen bana söyleyeceksin Hürrem. Ne yaptın ona? Söyle. Kime? Kimden bahsettiğimi bal gibi biliyorsun. Konuşsana Hürrem. Nerede Firuze? Her daim onun yanında olan, onu koruyan sizsiniz. Bana mı sual ediyorsunuz? Eğer ona bir şey oldu. Yemin ediyorum mesuliyeti senin üzerine olacak. Ben bir şey yapmadım sultanım. Hem ne olmuş ki? Kayıp mı yoksa? Hürrem! Afife Hatun'um. Hayırdır inşallah gece gece. Bırak şimdi gayri şerri isim bül. Firuze Hatun nerede? Eyvallah olsun, dairesinde yok mu? Sümbül'a, belli bu işte parmağın var. Ecelini mi susadın sen? Bu işin sonu fena. Kellen gidecek, kellen. Vallahi ve tillahi ben bir şey bilmiyorum. Kireza, nereye kayboldun sen? Sormayın başıma geleni. Firuze Hatun'un yanına gidiyordum ki birden üstüme çullandı deyyusun biri. Gözümü bir açtım, derdest edip çamaşırhaneye atmışlar beni. Bana ne bakıyorsun muşmuş? Senden başka kim yapar İdris? Konuşsuz kalkarsan. Kesin sesinizi. Bana Firuze'nin yerini söyle. Neredeydi hatun? Vallahi en son meşkhaneye bırakmıştım. Beni de beklemesini tembihlemiştim. Eyvallah olsun. Meşkhanede ne işi var? Düşünüme. Beni tehdit etmeye bırakın sultanım. Üç günlük bir cariye için kimse bana böyle davranamaz. Müsaade etmem. Üç günlük cariye dediğin hünkârımızın gözdesi. Seni ve aşkını yerle yeksan eden kadın. Size vaktiyle söyledim, dünyada öyle bir hatun yok. Yaşamıyor. Öldürdün onu. Değil mi? Hayır sultanım. Ben bir şey yapmadım. O geldiğinde zaten ölüydü. Hiç doğmadı ki. Son kez sual ediyorum Hürrem. Firuze'ye ne yaptın? Onu bana değil Afife Hatun'a sorun.
Zira tek vazifesi ona bekçilik yapmak. Derhal bir ulak göndereceğim. Hünkârımız gözdesine ne olduğunu öğrenmek isteyecektir. Beni durmayın. Vallahi benim bir suçum yok Afife Hatun'um. Birden çullandılar üstüme. Akşam vakti odasından çıkmayacak demedim mi ben sana? İlle gitmek isteyince mecbur kaldım. Dua et ki sağ salim bulalım hatunu. Firuze Hatun. Afife Hatun. Ne oldu sana böyle? Ne yaptı Hürrem sana? Gördüğün gibi canının bir kıymeti yok. O artık bana ait. İstediğim vakit alırım. Ama korkma, nefes almaya devam edeceksin. Neden biliyor musun? Konuşsana hatun. Bir şey söyle. Nedir bu halin? Dilini kesmiş olmasınlar. Ne oldu söyle. Kuvvetli bir zehir bu. Bir hayalet zehirlidir. Birkaç damlası kalbini söküp parçalamaya kâfi. Ağzın kan dolar. Kendi kanında boğulursun. Epeydir üzerimde taşıyorum. Zira kendime bir söz verdim. Yüce Rabbim şahit. Onun huzurunda yemin ettim. Eğer hünkârımız canımın sultanını kaybedersem, onun aşkını kaybedersem, bu zehirle nihayet bulacak ömrüm. Zira bu aşk benim sebebi varlıktır. İşte bu yüzden nefes almaya devam edeceksin. Bana hayat veren bu aşkın seni nasıl yakıp yok ettiğini kendi gözlerinle göreceksin. Beni bugün öldürmediğinizde pişman olacaksınız. Madem kendinden bu kadar eminsin, o halde seninle bir anlaşma yapalım. Bugün değilse yarın ikimizden biri kaybedecek. O gün geldiğinde kaybeden ben olursam, bu zehri içmeye hazırım. Ya sen Firuze? Sen içebilecek misin? Hiç şüpheniz olmaz. Bu lafını sana hatırlatacağım. Firuze, bir şey söyle. Ne yaptı Hürrem sana? Hiç.
hiçbir şey yapmadı. Nasıl hiç? Bu halin ne öyleyse? İyiyim ben sultanım. Firuze, korkma, biz yanındayız. Ne olduysa anlat. Anlatacak bir şey yok. Hürrem Sultan geldi yanıma, esip gülledi. Hakaret, tehdit, sonra gitti. Bu kadar mı? Evet. Başka bir şey yok. Odasına götürün hatunu. Bir şeyler saklıyor. Öyle. Belli ki korkutmuşlar. Bu yüzden susuyor. Afife Hatun, bu gece ne olduysa öğrenmek istiyorum. Ben alakadar olurum sultanım. (Gülüyor)